Ergün diler. Mesaj Onlara Pandemi sonrası gelen Rusya-Ukrayna savaşı zor olan koşulları daha da zorlaştırmakta. Ekonomik olarak bunu hissetmeyen ülke yok. Bir de bizim içeride kendi gündemimiz var. İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için adımlar ortada. Ancak bunun karşısına geçen ve kararlı bir tutum sergileyen Erdoğan var. NATO içindeki yeni türbülans Türkiye'nin yeni üyeliklere karşı geliştirdiği tavırla başladı. Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın önce teröre verdikleri desteği masaya getirerek olumlu bakmamız mümkün değil açıklaması yaptı. Yumuşama sinyalleri gelse de önceki gün bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar, hiç yorulmasınlar sözleriyle İsveç ve Finlandiya için gelecek heyetin ziyaretinin içini boşalttı. Dünyanın değişim için start verdiği ortada. Anlaşılması gereken bu. Bütün kartlar yeniden karılıyor ve dağıtılıyor. Bunu da içerideki sancılardan anlamak mümkün. NATO üyeliği isteyen İsveç ve Finlandiya en son Osman Kavala için 10 büyük elçinin yazdığı uyarı mektubuyla gündeme gelmişti. Kavala'nın serbest kalması için Almanya, Amerika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda ortak hareket etti. Kim yoktu grupta? Evet, dikkatlice bakılırsa İngiltere. Türkiye'de doğal olarak sert tepki verdi. İsveç ya da Finlandiya teröre destek veriyorsa, onu ülke içinde daha fazla yardım gönderenleri çıplak gözle görmek zor mu? Değil. Türkiye, zamanın ruhunu doğru okuyup fırsatı değerlendirdi. Kızım sana söylüyorum gelinim Senan'la örneğindeki gibi, mücadelesini NATO'nun tüm üyelerine yaydı. İsveç öne çıksa da sözün tamamı deliye söylenir misali tüm üyelere mesaj yollanıyordu. Tabii NATO bilindiğinden çok daha büyük bir organizasyon ve güçtür. Bu nedenle yansıması da farklı olacaktır ki oluyordu. Uzun zamandır yazıyorum. AK Parti MHP karşısındaki bütün oluşumların ortak özelliği Avrupalı değerleri taşımasıdır. Türkiye'nin eksenini Avrupa odaklı okumasıdır ve gitmek istedikleri koordinat da orasıdır. Başkan Erdoğan kendi rotasını oluştursa, kendi gücüyle yürüse de partiden kopan çok isim Avrupa'yı tercih ediyordu. Mesela Ahmet Davutoğlu Avrupa'yı ilk sıraya koyduğu için tasfiye ediliyordu. Brexit, Davutoğlu'nun tasfiyesi ve 15 Temmuz'a giden yolda yaşananlar doğal olarak Avrupa ile Erdoğan'ın arasına açıyor, Amerika ile Türkiye arasına uçurumlar koyuyordu. Siyasette ortak çıkarlar yeşerir ve yeni bir yol bulunabilirdi. Ancak genel itibariyle Başkan Erdoğan Avrupa'nın karşısındaydı. İktidarında yaşadıkları buna mecbur bırakmıştı. Bunu en son İsveç ve Finlandiya örneğinde de gördük. Bu nedenle Türkiye'de tansiyonun çok ama çok yükseleceğini yazıyorum. Çok acayip istihbarat savaşları başladı bile.'' Avrupa Rusya saldırısıyla hem uyandı hem çaresizliğini gördü. NATO içinde kalarak hızla yeni bir ordu kuracaklar. Bütün güçleriyle Avrupa Birliği'ni hızlı karar alan, uygulayan ve gerektiğinde savaşa girebilen bir algoritmayla buluşturacaklardı. Belki içeride çok kişi ıskalıyor. Ancak Sadat'ın gündeme gelmesi, CHP'nin tepkisini dile getirmesi, devlet içinde rahatsız olan yapılar var demesi tansiyonun giderek yükseleceğini göstermekteydi. Bir de Genelkurmay Başkanının "Savaşlar artık şehirlerde olacak." sözleri anlamlıydı. Denge değişir mi? Değişebilir. Ancak şu an için Türkiye ile Avrupa arasında kara kedi var. Muhalefet bunu silip atmak için sahada hiç olmadığı kadar da destek görecekler. Çünkü mücadele küresel. Türkiye ile NATO'nun karşı karşıya gelmesi üzerine ilginç yazılar yazılmaya başlandı. Bunlardan biri de Yale'de profesörlük yapan siyaset bilimci Bruce Ackerman'dı. Profesör Ackerman, yeni NATO, yeni Avrupa, yeni sistemi anlatan yazısının son bölümünü Türkiye'ye ayırıyordu. Avrupa'da çok kişinin aklından geçtiği halde söyleyemediklerini satırlara döküyordu. 75 yıl sonra bazı NATO ülkelerinin özgürlüğü güçlendirmek yerine onu yok etmeye çalıştıkları acı bir şekilde görülüyor. Türkiye bunun en bariz örneğidir. Son 10 yılda otoriter bir devlete dönüşen Türkiye, NATO ile çatışan bir ülkedir. NATO içinde kalmasına, devam etmesine izin verilmemelidir. Kabaca yazdıkları böyle. Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya için bir duruş sergiliyor. Cevap, Yale'den geliyordu. Türkiye'yi NATO'dan atın. Türkiye'nin Avrupa ve NATO ile temas biçimi burada büyük türbülans meydana getirecektir. Türkiye tarihi bir seçime giderken yaşanacaklar aslında bu parantezin içini dolduracaktır. Ancak biz yine tembellik yapıp olan bitene iç siyaset ve ideolojik kalıplardan bakacaktık. Başkan Erdoğan, Avrupa patentli rüzgarlarla şimdiye kadar başa çıktı. Bütün tehditleri kaldırıp attı. 2023'e giderken pek çok değişkeni içinde barındıran ittifakla mücadele edecekti. Sarsıntısı bol olan dönem başladı. Hep yazdığım gibi AK Parti değil, Erdoğan hedefti. Ergündüler Takvim Erkan Tan, veto etmek hakkımızdır. Adalet Bakanlığı kaynakları İsveç ve Finlandiya'nın teröristleri Türkiye'ye iade etmediklerini, 33 iade talebine olumlu yanıt verilmediğini duyurdular. PKK, PYD, YPG için milyonlarca euro maddi destek sağlamışlardı. Türkiye müttefik maskesiyle kendisine azılı düşmanlık yapanların kepazeliğini onların ve tüm dünyanın yüzüne haykırıyor. Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde teröre ve teröriste destek verenleri tek tek bir kez daha afişe edecek, hizaya sokacak ve taleplerinin karşılanmasını arzu edecektir. Türkiye için büyük bir fırsat doğmuştur. Bu vesileyle Türkiye, NATO üyesi ülkeler dışında da bütün dünyaya PKK, PYD, YPG, FETÖ, DHKPC mensubu katillerin NATO ve Avrupa Birliği üyesi devletler tarafından nasıl korunup kollandıklarını anlatıyor. Ülkemiz veto ederse İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri imkansız. Bu fırsatı çok iyi kullanmalıyız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu fırsatı ülkemiz lehine olacak şekilde kullanmaya gayret ediyor. Türkiye itiraz ediyor ve meşru bir müzakere yürütüyor. Kenan Evren'in Yunanistan konusunda ülkemize attığı kazıktan ders çıkarmalıyız. Hiç şüpheniz olmasın yarın NATO'ya girerlerse yine terörist beslerler. Sıra İsveç ve Finlandiya'da mı? Putin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının ağır bir hata olacağını, NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya kadar genişlemesine yanıt vereceklerini söyledi. Nükleer felaketi konuşmaya başladık. Nükleer silah kullanma ihtimali büyüyor mu? Savaş Avrupa'ya mı sıçrayacak? Gerilim bilinçli mi tırmandırılıyor? Rusya bilinçli mi kışkırtılıyor? Gidişat hayra alamet değil. Ukrayna'yı yem ettiler. Şimdi sıra Finlandiya ve İsveç'te mi? Teröristler NATO çocuğudur. Daha önce de yazmıştım. Hep hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor. Şerefsiz, hain, kahpe, katil Fethullah Gülen ve namussuz adamları Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamıyorlar mı? 15 Temmuz ihanetinin içinde gırtlağına kadar Amerika, CIA, NATO, Avrupa Birliği yer almadılar mı? Amerika NATO'nun nasıl sahibidir? Bu bir sır değil. NATO derinlerde bütün kozmik odalarıyla Amerika'nın sevk ve idare ettiği bir örgüttür. PKK'nın Suriye'deki eli kanlı katillerini açıktan ve resmen koruyan kollayan Amerika değil midir? Amerika bütün iyi niyetli uyarılarımıza rağmen teröristlere silah, mühimmat ve her türlü yardımı yapmayı sürdürmüyor mu? PKK ve Suriye'deki katiller adeta Amerika'nın kara kuvvetleri askerleri gibi davranmıyorlar mı? NATO'nun derinlerdeki patronu Amerika'nın tarafı işte böyle. Peki 1984'ten bu yana PKK saldırılarına muhatap olan Türkiye'ye karşı NATO üyesi diğer ülkeler kimin yanında yer almışlardır? PKK terör örgütü mensuplarını ve PKK sevicilerini yıllardır NATO üyesi ülkeler koruyup kollamıyorlar mı? Resmen iadelerini istediğimiz teröristlerin kaç tanesini iade ettiler? Hiçbirini. Bunu defalarca bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylemedi mi? Yani sonuç olarak NATO üyesi ülkeler başından beri PKK, PYD, YPG ve sevicileriyle birliktedirler. FETÖ de NATO'nun koynunda. FETÖ mensubu asker kılıklı şerefsiz teröristler de NATO tarafından korunup kollanmaktadır açık açık utanmadan ve iğrenç bir soğukkanlılıkla Türk subayı görünümlü bu iğrenç insanlar haindir, katildir, ülkemizde kan dökmüşlerdir ve teröristtir. FETÖ adlı örgütün mensuplarıdır. Bunların bazıları halen kaçak olarak NATO'ya sığınmışlardır. Bu durumda NATO bizzat kendisi teröre ve teröriste yardım ve yataklık yapmış olmuyor mu? Aslında NATO adlı bu tuhaf örgüt bizzat kendisi Türkiye için tehlike arz ediyor. Ayrıca asker olmayan FETÖ mensupları da NATO üyesi ülkelere kaçtılar, sığındılar, kendilerine maaş bile bağlandı. Erkan Tan Takvim